Sabahattin Ali, Bir Siyah Fanila İçin. Seslendiren Mahmut Parlak. Kadıköy vapuru bir lodos dalgası gibi şiddetle çarparak köprüye yanaştı. Evvela bir iki cesaretli kendini iskeleye fırlattı. Arkasından sarsıntıyla çözülüp içindekiler dağılan bir kırpıntı bohçası gibi alacalı bulacalı bir kalabalık söküldü. Kısa lacivert etek, beyaz bere giymiş, uzun burunlu, gözlüklü, elindeki çantasından mektepli, hatta Darülfünunlu olduğu anlaşılan bir hanım kız İstanbul tarafına yürüdü. Tam ada iskelesinin yanından geçerken kulağının dibinde birisi bağırdı. ''Boyayalım, ayna gibi. Küçük hanım, tozunu alalım.'' Mektepli kız tozdan beyazlaşan iskarpinlerine baktı, o tarafa yürüdü, sildirdi. Sandığın üstüne bir yüzlük atıp giderken boyacı arkasından seslendi. ''Güzin Hanım, beni tanımadınız mı?'' Güzin Hanım hayretle döndü. Bu eski püskü elbiseli, siyah fanilalı, ince kumral bıyıklı Külhan Bey'ini süzdü. Evet, gözleri yabancı değildi. Ama ne münasebet. Şiddetle başını salladı. ''Hayır.'' Öteki güldü. ''Azıcık gelir misiniz?'' dedi. Güzin Hanım istemeyerek yaklaştı. ''Tanıyamadım dedim ya. Düşünün bakalım. O kadar uzak değil canım. Şöyle bir sene evvel. Ömer. Mülkiyeli Ömer. Ömer? Sahi sen misin? Ha bileydin şunu. Fakat bu ne hal? İşte böyle Güzin abla. Boyacılık yapıyoruz.'' Öteki hala inanamıyor gibiydi. ''Hani seni bir yere kaymakam yapmışlardı ya. Neydi oranın ismi? Tuhaf bir şey canım. Adana mıydı?'' ''Adana kaymakamlık değildir.'' ''Peki nasıl oldu bu? Anlatsana.'' ''Tuhafsın be Güzin. Burada olur mu? Dur yahut gel şuraya girelim.'' Beraber yürüdüler. Ada iskelesinin ikinci mevki bekleme salonuna girdiler. Tahta kanepelerden birine yan yana oturdular. Ara sıra kapıdan uzanıp bakanlar, sandığını yanına koymuş genç bir boyacıyla gözlüklü bir mektepli kızın hararetle konuştuğunu görüyorlar, acayip acayip başlarını sallayarak çekiliyorlardı. Erenköy'üne gidiyormuş kadar basit ve üzüntüsüz İstanbul'dan ayrıldım. Öyle Pendik'i geçince içime bir gariplik falan da çökmedi. Gittiğim kazayı, staj gördüğüm vilayetin ufak bir numunesi gibi tahayyül ediyor, iki sene oturmaktan ne çıkar diyordum. İnsan pişkinleşir, hayatı anlar. Kasaba istasyona 3 saat uzaktaydı. Ancak gece yarısı gelebilen köhne Ford'a binerken şoför, ''Yollar bozukçadır beyim.'' dedi. ''Birkaç yerde ineceğiz.'' Bu laf biraz zihnimi bulandırdı. Yarım saat ancak gitmiştik, birden durduk. ''Yolu kaybettik.'' dediler. ''Şose yok mu?'' ''Var ama tamir ediliyor, otomobil geçmez.'' ''Ne yapacağız?'' ''Yolu arayacağız.'' Gece zindan gibiydi. Otomobil, karanlık bir odaya kapatılmış bir kedi gibi alevden gözleriyle dört tarafa atılıyor, duruyor, geriye dönerek tekrar koşuyordu. Ova düzdü. Karanlık göz alabildiği kadar uzuyordu. Tam iki saat böyle kah otomobille kah inerek fenerle dolaştık. Nihayet yol dedikleri birkaç araba izini bulabildik. Sallana sallana yarım saat daha gitmiştik. Arabamız yine durdu. ''İneceksiniz beyim.'' İndik. Önümüzde yaya çıkılması bile güç bir yokuş vardı. Kısa fakat dik bir yokuş. Otomobil evvela geriledi. Sonra avına atılan bir tazı gibi şiddetle fırladı. Bu hız onu ancak yarıya kadar çıkarabildi. Artık canlı bir mahluk gibi soluyor, homurdanıyor, lakin bir adım ileri gidemiyordu. Döndü, yokuşa arkasını verdi. Böyle çıkmak istedi. Ama yalnız bir iki adım fazla yürüdü. Şoför kanter içinde iniyor, artık isyan eden motorun kolunu çeviriyor, arkadan dayanıyor. Bu esnada küfürlerin de binini bir paraya savuruyordu. Nihayet bizim de yardımımızla makine yokuşun başını buldu. Bu şekilde birkaç kere daha inip bindikten sonra hızlı hızlı sarsılmamızdan kasabanın kaldırımlarına geldiğimizi anladım. Güneş uzaktaki dağların arkasında kollarını gererek uyanırken, ben belediye reisinin evinde yumuşak bir yer yatağında uykuya sarılıyordum. Birkaç hafta zarfında şehri ve civarı gezdim, ahalisini gözden geçirdim.
Hayatımda bu kadar hayal kırıklığına uğrayacağımı tasavvur edemezdim. Memleketin bende bıraktığı yegane intiba basitlik oldu. Burada tabiat basit, muhit basit, halk basit, hulasa her şey basitti. Benim gibi karma karışık ruhlu bir adamın böyle yerlerde ne hale gireceğini tasavvur et. O hali manasız ve fesattı. Bilir misin Güzin, bambu bastonlar olur. Ben onları çok severim. Çünkü bünyelerinde değişiklik vardır. Düz değildirler. Bir de hezaren bastonlar vardır. Bunlar düz olmakla beraber ağaçları asildir, temizdir. Onun için iyidirler. Bazen kavak ağacından da baston yaparlar. Düşün, ne berbat şeydir bunlar. Düz, basit, sonra da nevileri adi. Hadi bunlara da saf oldukları için tahammül edebileceğini farz et. Ya içleri de kurtlu olursa? İşte burada halk adi, alelade ve çürük ruhluydu. Anadolu'da işsizliğin doğurduğu yegane iş olan dedikodu almış yürümüştü. Mektep muallimi hususi muhasebe memurunu, tapucu savcıyı, mal müdürü şube reisini çekiştirir, 10 dakika sonra da kahvede beraberce tavla oynayıp garson kızlara sarkıntılık etmekten sıkılmazdı. İlk mektep müdürü müfettiş olmak için çalışırdı. Çünkü alacağı harcırahlarla çalgılı kahve kızları uğruna girdiği borçları ödeyecekti. Belediye reisi mebus olmak için faaliyet gösterirdi. Çünkü şimdi diş geçiremediklerinin o zaman tepesine binecek, ahbaplarına caka satacaktı. Tabiatta da hiç değişiklik yoktu. Oh, o birbiri arkasına uzanan nihayetsiz sıra dağlar. Gerçi kasabanın karşısında herkesin ilk vesilede metini yaptığı bir çamlık vardı. Güzeldi ama buraya yakışmıyordu. Bu esmer dağların ortasında kirli bir bakkal önlüğüne yamanmış yeşil kadife yandırıyordu. Dağların üstünde ne bir ağaç ne iri bir kaya vardı. Yalnız ufak ufak çakıllar. Hani şose yollarına dökerler, en büyüğü yumruk kadar taş olur ya. Sanki onları almışlar, avuç avuç serpmişler. Neye benziyordu biliyor musun? Zımpara kağıdına. Ömrümüzü, zevklerimizi törpüleyecek bir zımpara kağıdına. Köyler bilmem neden dağ köşelerine, çukur vadilere yapılmıştı. Kireçli beyaz dağların dibine sığınan bu insan bulunan yer, insana cibinlik köşelerindeki tahta kurusu yavrularını hatırlatıyordu. Konuşacak, dert yanacak bir adam diye kendi kendime haykırdım. Yoktu. Malumat sahibi derin, muğlak bir kimseye rast gelmek mümkün değildi. Müthiş surette yalnız kaldığımı hissettim. Bilhassa bu kadar kalabalığın içinde yalnızlık ne acı oluyor ya Rabbi. İstanbul hasreti beni fena halde sardı. Evleri, sokakları, denizleri, insanları gözümden gitmiyordu. Aksaray'da karpuz satan bir külhan beyi, bana bu Orta Anadolu kazasının en yüksek memurlarından daha cana yakın, daha tabii, daha konuşulur geliyordu. Bir gün İstanbul'a gönderilen bu yazıyı imzalatmaya getirdikleri zaman, ah dedim, şu mübarek yerin ismini yazmak bile tatlı. Yerli katibin yanında yaptığım bu hafifliğe sonra kendim de kızdım. Her şeyi bırakarak buraya gelmek isteyince karşıma istikbal hülyalarım, mektepte muhayyilemin süsleyip püsleyerek kafama yerleştirdiği tasavvurlarım çıkıyordu. Ama öyle bir hale geldim ki çıldıracaktım. Düşünüyordum. Gidersem istikbalimi kaybedecektim. Fakat durursam aklımı. Yalnız kaldığım günlerde benim yegane dostum olan aklımı. Her şeyden fazla sevip beğendiğim akılcağızımı. Ne kuvvetliymişim ki bir siyah fanila bana oradan ayrılmak çılgınlığını yaptıracak duyguları verinceye kadar tahammül ettim. Kış gelmiş, kar yerli tabirle güdük devenin kuyruğuna çıkmıştı. İstanbul'unki onun yanında konfetidir. Orada kar her yerdeki gibi yumuşak tatlı değil. Dolu gibi iri, yerleri tekmeler gibi sert yağar, biraz sonra da rüzgar onları alarak çöl kumları gibi yüzünüze fırlatırdı. Güneşi bulutların arasından alay eder gibi dilini dışarı çıkardığı zaman görebilirdik. Bir sabah uyanınca yine kar yağmakta olduğunu gördüm. Hava bazen önümüzdeki camiyi göremeyecek kadar bulanıyor, bazen de ta uzaklardaki dağlar bile görünüyordu.
Sanki tabiat büyük bir sinema makinesini net yapmaktaydı. Karşımızdaki çamlığa yakın karlar, aktörlerin beyazlatmak için saçlarına serptikleri pudraları andırıyordu. Titriye titriye kalktım. Ceketi omuzuma atarak yüzümü yıkamaya gittim. Gelip aynanın karşısına geçince tanımadığım birisi bana baktı. Şaşırdım. Aynada ince bıyıklı, siyah fanilalı, ceketi omuzunda bir külhan beyi duruyordu. Bu bendim. Yeni bırakmaya başladığım bıyıklarım, dağınık saçlarım, aba ceketimle bendim. Ama sırtındaki siyah fanila nereden gelmişti bu? Bu bıçkın fanilasını ne zaman giymiştim? Zihnimde bir şimşek çaktı. Dün bir kutu fanila alarak eve yollamıştım. Demek içlerinde bir tane de siyah varmış. Ben de gece çamaşır değiştirirken farkında olmadan giymişim. Birden değiştiğimi hissettim. O kadar süratle değiştim ki eski benliğimle yeni benliğim arasındaki ayırıcı çizgiyi elimle tutabileceğimi zannediyordum. Aynadaki adam gözleriyle bana şöyle diyordu. Gafil, burada seni sıkan halk muhit değil, kendi mevkiindir. Sen efendi olmak kabiliyetinde değilsin. Sen nizam, kanun gibi kayıtlara tabi olmayacak kadar serserisin. Muayyen bir daire, muayyen bir ikametgah seni sıkar. Sana her gün değişen bir iş, her gece değişen bir yatak lazımdır. Ne yazık ki bunları daha şimdi anlayabiliyorsun. Artık yapacağın, mukadderin olan yaşayışa dönüştür. Bunun için de evvela başından melon şapkayı, sırtından kolalı gömleği çıkarmalı, siyah fanilanla tam bir uçarı olmalısın. Göreceksin ki hayatın zevki değişikliktedir. Ama öyle elbise değiştirir kadar basit olanlarında değil. Hayatına yeni bir istikamet vereceği kadar büyük çeşitliliklerdi. Bundan sonra aç kalmayı spor, dayak yemeyi eğlence bilecek, kendinden kuvvetli olanlara aktör, kendinden zayıf olanlara hakim, enayilere karşı insafsız olacaksın. Bilmelisin ki yaptıkların zekanın aptallığa galip gelmesinden ibarettir. Artık hayatının sahifelerinden yeisi, pişmanlığı, kederi sil. Çünkü kuvvetli bir kafanın sevince çeviremeyeceği ıstırap yoktur. Hadi, düşünme. İstanbul'a dön. Kendi hayatına dön. Aynadaki adam sustu. Dikkat ettim, eski kaymakama hiç benzemiyordu. Vücudunda bir kıvraklık, gözlerinde hayatı anlayan bir parıltı vardı. Bu adam saçlarını tarar, kollarını gerdiği zaman fanilasının altında şişkin memeleri belirirse çok güzel olacaktı. Siyah elbiselerine aykırı düşen bıyıkları bile şimdi dudaklarını tatlı tatlı gölgelendirmeye başlamıştı. 2 gün sonra İstanbul'daydım. Tasavvur ettiğim hayata kavuştum. Bana vatanperverlikten, oraların aydınlatılmaya ihtiyacından bahsetme. Söyleyeceklerin doğrudur. Lakin burada sesini alçalttı. Lakin bizim için, yani benim içinde yetiştiğim gençlik için memleket muhabbeti bir fantezi. Feragat, lügatten silinen bir kelime, bencillik en makul karakterdir. Benim başkalarından farkım, samimiyetim, düşüncelerimi açıkça söyleyip yapmamdır. Adam, sen de. İşte, aç kaldığım yok. Ara sıra ahbaplara da rastlıyorum. Beni davet ediyorlar. Gülüp eğleniyoruz. Ama bazıları yol göstermeye, nasihat etmeye kalkıyorlar ki gece yarısı evlerini bırakıp kaçtığım oluyor. Yavaşça ellerini uzatarak sandığın kayışını yakaladı. Uzun konuştuk Güzin, dedi. Canını sıktım. Ara sıra geçerken uğrarsan hem boyarız hem de bir iki laf atarız. Bana müsaade. Kutusunu afili bir tavırla omzuna vurarak yürüdü. Güzin Hanım arkasından baktı, baktı, sonra dudaklarını bükerek o da yürümeye başladı. Ve bir parça uzaklaştıktan sonra yavaşça mırıldandı. Kaçık. Son. Mahmut Parlak'ın hazırlayıp sunduğu radyo kitaplığı sona erdi.